Tutsak akademisyen Sedat Laçiner hastaneye kaldırıldı. 4,5 yıldır tutuklu olan Profesör Doktor Sedat Laçiner, COVID-19 teşhisiyle hastaneye kaldırıldı. Koğuşu uzun süredir karantina altında olan Laçiner'in hangi hastaneye kaldırıldığına ilişkin ailesine bilgi verilmedi. Durumunun ağır olduğu öğrenildi. Bold Medya'dan Cevheri Güven'in haberine göre, 20 Temmuz 2016'dan beri Çanakkale cezaevinde tutulan 18 Mart Üniversitesi eski rektörü Profesör Doktor Sedat Laçiner, koronavirüse yakalandı. Hizmet hareketine bağlı soruşturmalar kapsamında yargılanan ve 9 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan Laçiner, hafta başında durumunun ağırlaşması üzerine hastaneye sevk edildi. Laçiner'in durumu hakkında ailesine bilgi verilmezken, hangi hastanede olduğu da gizleniyor. Tutuklandıktan sonra cezaevinin kötü koşulları ve kalabalık nedeniyle sağlık durumu giderek kötüleşen Profesör Doktor Laçiner, pek çok hastalıkla mücadele ediyor. Yakınlarından alınan bilgiye göre ileri derecede şeker ve yüksek tansiyon hastası olan Laçiner, cezaevinde bel fıtığı da oldu. Cezaevi şartlarında gelişen alerjileri nedeniyle vücudunda yaralar oluşan Laçiner'in defalarca tedavi olmak için başvurduğu öğrenildi. Laçiner'in kaldığı koğuşun uzun süredir COVID-19 hastaları nedeniyle karantinaya alındığı, Laçiner'e de bronşit ve akciğerinde iltihaplanma teşhisi konulduğu ifade ediliyor. Laçiner'in hastaneye sevki ve tedavi süreci hakkında avukatlarının bilgi edinme çabalarının da sonuçsuz kaldığı belirtiliyor. Çanakkale cezaevindeki fiziksel koşulların çok kötü ve binanın oldukça eski olduğu, kalabalık koğuşlar ve eksik hijyen nedeniyle Laçiner'in hastalıklarının ilerlediği öğrenildi. Laçiner'in sağlık gerekçesiyle tahliyesi için mahkemeye verdiği dilekçelere cevap verilmediği belirtiliyor. Hizmet hareketi ile ilgili soruşturmalar kapsamında tutuklanan eski rektör Profesör Doktor Laçiner'e ilk derece mahkemesinde terör örgütü üyeliği suçlamasıyla 9 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Laçiner'in dosyası incelenmek üzere Yargıtay'da bekliyor. Davos Ekonomik Forum tarafından verilen 2006 Genç Küresel Lider unvanına sahip tek Türk olan Laçiner, aynı zamanda 38 yaşında rektör olması dolayısıyla Türkiye'nin en genç rektörü unvanına da sahip bulunuyor. Uluslararası alanda tanınan bir akademisyen olan Laçiner, aynı zamanda Türkiye'nin önemli düşünce kuruluşlarından Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kurumu Başkanı'ydı. Daha sonra Çanakkale 18 Mart Üniversitesi rektörlüğüne seçildi. Laçiner, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra yaklaşık 10 bin akademisyen gibi önce mesleğinden ihraç edildi, ardından da hakkında soruşturma açıldı.